Hemen İran temsilcimize döneceğim, Gürkan Demir'e. Ben de görmeden konuşamıyorum işte, bir yüzünü görmem lazım. Değil mi? Heh, gördüm. Gürkan, ne oluyor? Hamas ateşkesi olumlu yanıt verdi. Arabulucular gidiyor, geliyor. Katar var işin içinde, Mısır var. Amerika'ya bilgi veriliyor, Türkiye'ye bilgi veriliyor falan. Şimdi bu geçici bir durum mu? Çünkü Filistin için önemli olan Filistin devletinin topraklarını almak. Bu haliyle bir ateşkesin ne işe yarayacağını ben pek anlamam. O zaman o kadar şehit niye verildi? Ama sen daha konuya vakıfsın. Konuyla ilgili bilgileri toparladın. Bu ateşkes meselesi nedir? Tabii direniş grupları açısından sürecin en nihayetinde bir bağımsız Filistin devletinin tanınması noktasında olması. Onlar bu hedefle 7 Ekim operasyonunu başlatmışlardı ve halihazırda da devam ediyor. Özür dilerim. Devam ediyor ki İsrail de sürecin başından beri koyduğu hedeflere ulaşamamış durumda. Yaklaşık 4 aya geldik. Hatta bugün 4. ayı sanırım. 7 Şubat'a geldik. Burada Hamas'ın tamamen yok edilmesi, Filistin İslami Direnişi'nin ortada grubunun hareketinin ortadan kaldırılması ve rehinelerin geri getirilmesi ilk etapta belirlenen hedeflerdi. Bu hedeflerde Hamas istediği için şu ana kadar yaklaşık 100-110 kişi, 110 rehine Hamas tarafından bırakıldı, İsrail'e gönderildi. Ama diğer rehineler halihazırda Hamas'ın kontrolünde duruyor. Bunların bir kısmı da yine İsrail'in yaptığı o çılgın bombardımanda hayatını kaybetti. Hamas yok edildi mi? Hamas da yok edilmedi. Her gün videoları izliyoruz işte. İsrail tanklarının sıfır noktasına kadar gelerek onları etkisiz hale getiriyorlar, imha ediyorlar veya çok sayıda üst düzey İsrail subayının ölümüyle sonuçlanan olaylar var. Ya yani başarılı bir şekilde direniş sürecini devam ettirirken tabii diğer yandan da büyük bir insani kriz var maalesef Gazze'de. Bir açlık durumu söz konusu. İnsanlar yiyeceklere ve suya, içeceklere hatta barınmaya erişiminde ciddi zorluklar ve sıkıntılar var. Bir nebze de olsa ateşkes bunu giderecektir. Ama burada odaklanılan nokta kapsamlı bir ateşkes. Hamas yanıtını verirken bu kapsamlı bir sürecin içerisine girilmesi zemininde ateşkes önerisini, teklifini ya da çerçeve anlaşmasını sunduğu Ne belirtildi. var bu Bunun yalnız kapsamda? Kapsamlı bir anlaşma diyorsun, kapsamlı bir ateşkes. Neleri içeriyor bu kapsam? şunu da söyleyeyim. Bu yanıt diğer direniş gruplarıyla istişare halinde hazırlandı. Onun da altını Ha, sadece çizmekte yarar Hamas'ın var. değil, Filistin'in yanıtı Yok. olacak, değil mi? Evet. Evet, Tamam. kesinlikle. Diğer direniş gruplarıyla birlikte verildi bu yanıt. Ya Paris'te yürütülüyordu bu müzakereler. Katar ve Mısır bir noktada Filistin gruplarını İsrail ve Amerika'da o katliamların temsilen masada yer alıyorlardı. Burada ayrıntılar henüz düşmedi ama yapılan değerlendirmeler ve açıklamalara baktığımızda kapsamlı, aşamalı bir müzakere süreci yürütüldü ve kapsamlı, aşamalı bir ateşkes süreci izleneceği öngörülüyor. Hamas ve direniş grupları şöyle bir çerçeve çiziyor. Biz bu öneriye olumlu bir ruhla ele alarak kapsamlı tam bir ateşkes sağlayacak bir yanıtı hazırladık. Halkımıza yönelik saldırıyı sona erdirecek. Yardım, barınma ve yeniden yapılanma sağlanacak. Gazze şeridindeki ablukayı kaldırılacak ve esir değişimine yol açılacak şeklinde bir yanıt verdiklerini ifade ettiler. Tabi burada yeniden yapılandırmaya dönük sürecin işaret edilmesi önemli. Ya yani Gazze'yi İsrail yaptığı hava saldırılarına özellikle okullar, hastaneler, yerleşim yerleri yani her yeri bombaladı, her yeri yıktı maalesef. Onların yeniden ayağa kaldırılması. Burada da Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi beklentisi var Hamas'tan. Sadece bu ilk aşama için. Yani yeniden yapılandırma sürecine daha doğrusu dahil olması açısından öyle bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Hamas ve direniş grupları burada Amerika Birleşik Devletleri'ni, Katar veya Mısır'ı da bir sürecin garantörü olarak aslında doğrudan görmüyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e güvenmiyorlar. Ateşkes anlaşması imzalansa da İsrail yeniden saldırılara geçebilir, Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürebilir şeklinde
soru işaretlerini cebinde tutuyor direniş grupları. Buna karşılık olarak garantörlük noktasında kendi füzeleri, roketleri ve silahlarına yaslanıyorlar. Bu bizim garantörümüzdür şeklinde bir değerlendirmeleri var. Yani önümüzdeki süreçte bu ateşkes imzalanır imzalanmaz hala netliği belli değil. Ama direniş grupları bağımsız Filistin için mücadelelerini kararlılıkla sürdürecekleri görülüyor ve anlaşılıyor. Evet. Peki başka bir şey daha var. Bu da şu. Ulusal Kanal Haber Merkezi de işledi bu konuyu gerçi ama İran, Çin, Rusya birlikte bir tatbikat yapacaklar önümüzdeki aylarda. Bu kimi yayın organları tarafından ya da Avrupa Amerika merkezleri tarafından Rusya ve Çin sahaya iniyor şeklinde değerlendirildi. Rusya, Çin, İran silah gösteriyor şeklinde değerlendirildi. Bu tatbikat neyin nesi, amacı ne, ne gibi sonuçlar doğurur? Buna benzer bir tatbikat geçen yıl da yapıldı. Hürmüz Boğazı civarında Umman Denizi'nde yapılmıştı. Bu tatbikatın yapılacağı aslında Aralık ayında İran Donanma Kuvvetleri Komutanı tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yaklaşık 3-4 gün önce yeniden ilan edildi. Bölge ülkelerinden de davetler olacak bu tatbikata. Ama geçen yıl yani Aralık ayında bu tatbikatın yapılacağı açıklandığında davet edilecek ülkeler arasında Türkiye yoktu. Bunun altını çiziyorum. Ama belki süreç gözden geçirildi, yeniden değerlendirme yapıldı. Yapılacak olan tatbikat daha da somutlaştırıldığı zaman Türkiye'de davet edilebilir gözlemci olarak. Buna dair İran tarafında henüz bir ayrıntı yok. Dediğim gibi Aralık ayının notu. Yani Türkiye'nin olmadığı. İçinde Hindistan, Pakistan gibi ülkeler var. Bölge ülkeleri davet edilmiş durumda. Bir Aralık'ta açıklanan Türkiye'niz yok. Şimdi bu tatbikat tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de, Irak'ta ve Suriye'de ve desteğiyle de Filistin'de yapılan saldırganlık sürecine şüphesiz bir yanıt içeriyor. Hatırlayalım, Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürülmesinin ardından Amerika'da İran'ı vuralım, İran'ı vuralım diye bir kampanya yürütülmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik doğrudan sınırları içerisinde veya denizlerde herhangi bir hedefi vurması söz konusu olmadı. İşte bu tatbikatta Amerika Birleşik Devletleri İran'a olası bir saldırı yaparsa İran'ın yanında hangi kuvvetlerin olacağını gösteriyor bir noktada. Yani bu tatbikat dostlar alışverişte görsün tatbikatı değil. Evet. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor. Gayet iyi geliyor. Şunu söyleyeyim. Bu tatbikata ilaveten Çin geliyor mu? Doğdum galiba. Gayet iyi sesin. Şey yapma. Tedirgin olma. Çin'in bir açıklaması oldu. Rusya'ya askeri desteğimiz tamdır. Bundan sonra devam edecek diye. Şimdi bunlarla da bağlantılı olarak başka gelişmeler var. İran Devlet Başkanı Türkiye'ye geldi, Erdoğan'la görüştü. Dün ya da önceki gün galiba Milli Savunma Bakanı yanında Genelkurmay Başkanı ile birlikte Irak'a gitti. Dün Mehmet Uğur bir değerlendirme yaptı, bilmiyorum izleyebildin mi? Biraz önce tekrar yayınladım. Astana süreci tekrar ihya ediliyor dedi. Ama tabii senin İran'da olman hasebiyle, olayın tam merkezinde olman hasebiyle sana sormak istiyorum. Ne oluyor? Bölge ülkeleri arasında bir genişletilmiş Astana canlanması mı var? Böyle bir ibare var mı?